Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, ünlü Amerikalı politikacı David Gestein'ın Terra Luna ile ilgili yapmış olduğu çarpıcı bir değerlendirmeye yer vereceğim. David Gestein son olarak yaşanan Terra Luna çöküşünün kripto para yatırımcılarının bu sektöre karşı büyük şüpheler duymasına yol açtığını ve bu çöküşün kripto ekosisteminde unutulmayacak hasarlar bıraktığını aktardı. Terra Luna'nın yeniden piyasaya güçlü şekilde geri dönebilmesinin ise oldukça mümkün olduğunu belirten ünlü politikacı, Luna ekosisteminin Duvon tarafından değil, Luna topluluğu tarafından yönetildiğini belirterek, şu anda bu sistemin içerisinde bulunanların bir kısmının Luna mağdurları olduğunu, ancak bir o kadar sayıda da kumarbazın şanslarını denemek için sistemde bulunduklarını ifade etti. Eğer Terra Luna topluluğu yeniden meşru bir kullanım yolu bulabilirse, bu Luna için muhteşem bir geri dönüş olabilir diyerek, yeni Luna coin'in şu anda yalnızca bir piyango bileti olduğunu sözlerine ekledi. Genellikle kumarbazların hızlı para kazanmak için bu coin'de şanslarını denediklerini sözlerine ekleyen Geistein, Terra topluluğunun yaşanan bu çöküşten sonra Duvon'dan tamamen ayrıldığını açıkladı. Ben de Luna klasik ve Luna Coin ile ilgili olarak ünlü politikacı ile aynı görüşte olduğumu, Luna'nın yaşanan çöküşten itibaren tamamen bir şans deneme aracı olduğunu, Luna ile ilgili daha önce yayınlamış olduğum bir videomda belirtmiştim. Luna ekosisteminin kripto para piyasasına büyük hasarlar verdiği ve sürekli yeni kurbanları kendisine çekerek mağduriyetlerin giderek artmasına neden olduğunu, bu sebeple uzak durulması gereken bir enstrüman olduğunu yeniden belirtmekte fayda var. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.